Mağaza satışta ürün iade işlemini nasıl gerçekleştiririz? Bunun için öncelikli olarak mağazacılık modülünü çalıştırırız. Burada iade nedenleri listesinde iade işlemini gerçekleştirmeden ön tanım ayarlarımızı yapmamız gerekmektedir. Bunlar nelerdir? İade nedenleri listesine gelerek. Burada iade işleminde daha çok hangi problemler ile karşılaşıyorsak ön tanımlı gelebilecek şekilde birkaç iade nedeni oluştururuz. Örneğin şeklinde bir tane iade nedeni oluşturduk. Daha sonrasında bu ekranımızdan çıkarak mağaza satış ekranımıza geliriz. İade işlemi öncesinde yukarıda görmüş olduğumuz fatura tiplerinden perakende veya toptan satış iadelerinden hangisini gerçekleştirecek isek bir tane türümüzü seçer. Daha sonrasında ilgili ürünün barkodunu okutur gibi ürünü çağırabilir veya ekranımızda yer alan sola dönük oktan iade listesi kısmına tıklayıp daha önce yapmış olduğumuz satışlarımızdan bir tanesini seçerek ve biraz önce tanımlamış olduğumuz iade nedenini seçip iade al diyerek ürünü satış ekranımıza getiririz. Buradan dilersek ürün değişimini sağlar ya da tahsilat diyerek tutarı direkt iade gerçekleştirebiliriz. Ürün değişimi için ise ürün değişimine tıkladığımızda fişimizi perakende satış iade olarak düzenleyecektir. Ve daha sonrasında ekranımızda ilgili tutar kadar hediye çeki tutarı yansıtır. Daha sonrasında ise yeniden ekleyeceğimiz yeni ürünlerimizi okuttuğumuzda eğer tutarımızdan fazlası kalıyorsa hediye çekinde kalan tutar devam edecek. Fazla olması durumunda ise ödememiz gereken diğer tutarı karşımıza getirecektir. Ve buradan tahsilat diyerek hediye çeki kullanımı sonrası nakit kalan tutarımızı veya diğer ödeme şekillerinden birini seçerek işlemimizi kaydettiğimizde iade ve değişim işlemlerini gerçekleştirmiş oluruz.